Kadim şehrimiz Siirt 4 gün boyunca İstanbul'da tanıtıldı. Siirt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın İstanbul Yeni Kapı'da düzenlediği Siirt Tanıtım Günlerine katılan Genel Yayın Yönetmenimiz Ayhan Mergen, ünlü sunucu hemşerimiz Aynur Ayaz, Marmara Bölgesi temsilcisi Aydın Sevinç ve kameraman Ömer Faruk Bişkin'den oluşan Kanal 56 TV ekibi, başta Siirtli hemşerilerimiz olmak üzere ziyaretçilerle yaptığı röportajlarla günlerin nabzını tuttu. Bugün fuarımızın bu güzel gününde Siirt standında çok değerli dostlarımız var. Bir de Afrika'dan gelen bir kardeşimiz var. Bir merhaba desene de. Evet, ben Muhdi İlbaylı, Siirt Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler Komisyon Başkanıyım. Afrika'da mutlu olarak biliyoruz kendisini. Ben ilk 2 gün önce geldim. Çok şükür orada çok güzel çalışmalar var. Siirt Vakfı'nın çok güzel bir çalışmaları, yani olağanüstü, hummalı çalışmaları var. Elhamdülillah bu gidişimizde 6 tane su kuyusu, 3 tane cami açılışı yaptık. Orada biliyorsunuz Siirt Vakfı'nın yetimhanesi var. Yetimhanesinde 133 tane yetim çocuğumuz var. Bunlar 6 yaş ve 10 yaş grubu. 9000 metrekare alanda 1500 metrekare inşaatta. Çok güzel, süper bir çalışma var. Allah Siirt Vakfı'ndan, Siirt Vakfı yönetiminden, mütevelli heyetinden herkesten razı olsun. Allah hayırseverlerin hayrını kabul etsin. Bugün de Yeni Kapı'da 4 günlük bir Siirt tanıtım günlerimiz var. Çok güzel. Yani bu saatte daha yeni başlamasına rağmen çok güzel bir yoğunluk var. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Allah razı olsun. Selamlar. Evet, teşekkür ederim. Ben de sevgili Muhdi'ye teşekkürler ediyorum. 22 gün boyunca Siirt Vakfı'nı orada tek başına bütün çalışmalarında başarılı oldu. Kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Sol yanımda Can kardeşim, çok değerli bir dostum. Armutlu Siirtler Vakfı Başkanı Sayın Ali Altıncı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yaptınız, neler yapıyorsunuz, ne zamandır yoksunuz Ali Bey, görüşemiyoruz. Siirt Vakfı olarak yapılan bu etkinlikler çok güzel. Siirt'e yönelik, Siirt'teki bütün ürünlerimize tanıtım yönetiyor. Bütün Siirtlerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bütün Siirtlerin katılımını bekliyoruz. Şeyimiz 3 gün değil mi? 3 gün devam. 4 gün olarak devam edecek. Bütün Siirtlerimizi buraya davet ediyoruz. Söyleyeceklerim bunlar ibaret. Evet. Vakfımız daim olsun. Evet. Hilmi'de de Yalova Siirt Vakfı Başkan Yardımcısı. 30 senedir Yalova'dayız. İkamet ediyorum. Siirt Vakfı olarak gerçekten çok güzel işler yapıyoruz. Hayır eden arkadaşlarımıza, dostlarımıza, herkese Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Evet, Vezir devam ediyoruz. Ben Vezir Erol, Siirt doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Siirt Yönetim Kurulu üyesi olarak güzel Siirt'imizi iyi tanıtmamız lazım. Ve Siirt'imizi çok seviyoruz. Allah herkesin şeyini kabul etsin. Tekrar muvaffak ediyoruz. Evet. Naci Baylı, Siirt Vakfı Yönetim Kurulu üyesindeyim. Bu etkinliklerin Siirt'te hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan mutluyum, gururluyum. İnşallah her şey Siirt için güzel olacak. Sen olduğun her yer güzel olur. Çok teşekkür ederim. Bu yanımda da benim evlat dediğim, bu kadarlığını biliriz derler ya, biliriz. Siirt Vakfımızın Gençlik Kolları Başkanı Sayın Güvercin, Serdar Güvercin. Bir şeyler söylemek ister misin? Ben Serdar Güvercin, Siirt Vakfı Gençlik Kolları Başkanıyım. Hayırlara koşmaya her daim devam edeceğiz Allah nasip ederse. 8. tanıtım, Siirt Vakfı tanıtım günleri tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Efendim, Kanal 56 ekranlarında Siirt Tanıtım Günleri'nin ilkindeyiz ve 3 günümüz de var. Yanımızda AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkan'la beraberiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim, 8.sinde düzenleniyor. Nasıl buldunuz? Hemen soralım size. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun, katılım gerçekleşmeye başladı. Ben ilk günden bu yana her
dönem tabii pandemi dönemi hariç tabii düzenlenen bütün etkinliklere katıldım. Evet. Her bir gelişimde çok daha fazla heyecan duyuyorum. Bugün özellikle gelmek istedim. Daha sakin olur her tarafı iyice dolaşayım. İyi bir gözlem yapalım. Katılımcılarla bir şeyden selamlaşayım diye. Gerçekten organizasyonu tebrik ediyorum. Zeki Başkan'ı, Sil Vakfı'nı tebrik ediyorum. Ve buraya katılım sağlayan bütün belediyelerimizi, bütün kaymakamlıklarımızı, bütün derneklerimizi, toplum örgütlerimizi, bütün tacirlerimizi, tüccarlarımızı, iş adamlarımızı ve başta Siirt Valiliğini tebrik ediyorum. Güzel bir organizasyon olmuş. Başarılı bir organizasyon. Sadece Siirtlilerimiz değil, Siirt sever ve Siirt'i tanımak isteyen, yakından tanımak isteyen vatandaşlarımıza da açık. Doğrusu, her yerden gelebilirler. Hemen yan tarafta Güneydoğu Anadolu Dernek, İstanbul Güneydoğu Anadolu Dernekler Konfederasyonu var. Üst çatı. Onlarla da biraz önce biraz muhabbet ettik, az bir hallettik. Ve devamlı onlar da katılıyorlar. Ama ancak eminim ki yarın Emine hanımefendi, evet, Cumhurbaşkanımızı kıymetli eşleri katılacaklar. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri katılacaklar, şeref verecekler, şereflendirecekler. Saat 17'de saat inşallah 17'de şereflendirecekler. Resmi açılışlar. Çok daha büyük bir anlam katılacak çünkü hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Siirt'i, Siirtlileri, Siirt etkinliklerini hanımefendi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Kendilerine, Siirt adına şükranlarımı tekrar etmek istiyorum. Efendim biz de size çok teşekkür ediyoruz efendim. Görevinize kolaylıklar başarılar diliyoruz. Diliyorum. Efendim Kanal 56 ekranlarının şimdiki konuğu Siirt Tanıtım Günü'nde Siirt İl Başkanımız, AK Parti İl Başkanımız Ekrem Olgaç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk hanım. Sekizincisi düzenleniyor. Heyecanınızı ve duygularınızı alalım istiyoruz öncesinde. Tabii bizim için çok mutlu bir gün. Biz buraya bütün ilimizdeki tüm STK'lar, dernekler, kaymakamlık, belediyelerimizin tamamıyla birlikte buraya Siirt'imizin geleneklerini, göreneklerini, ürünlerini tanıtmak amacıyla bir araya geldik. Tüm Türkiye'nin ilimizi çok iyi tanıtmasını istiyoruz. İlimiz çok güzel, çok şirin bir şehrimiz var. Ürünlerimiz çok güzel, doğamız çok güzel, coğrafi işaretlerimiz çok güzel. Bunlarla birlikte biz insanlara en azından burada geniş bir kitleye Siirt'imizin sesini duyurmak istiyoruz. Bunun için de burada bütün belediyelerimizle birlikte, bütün STK'larımızla birlikte, bütün kurumlarımızla birlikte burada 3 gün boyunca insanlarımıza hizmet edeceğiz. İnşallah. İnşallah burada çok yoğun bir katılım bekliyoruz. Siirt'imiz için hayırlısı olsun. Siirt'te il dışında 81 ilden ilimize gelecek insanlar da biz orada tabii çok geniş bir alanımız var. Biz insanları tamamen orada karşılayabiliriz, misafir edebiliriz. Biz buradan tekrar seslenmek istiyoruz. Güzel memleketimize, ilimize, ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize 80 ilden gelecek herkesi biz buradan şimdiden davet ediyor. Amurlamaktan da şeref duyarız. Evet inşallah hem yatırım açısından hem ikili ilişkiler görüşülmesi açısından hem de inanç turizmi bakımından Siirt'imiz dünyada nadir 3 dilli şehirler arasında Güneydoğumuzun göz bebeği incisi diyebiliriz o anlamda. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Hanımlar tabii ki. Saat 17'de resmi açılışımız olacak. Son bir mesajınızı alarak size veda edelim. Biz yarın hem Siirt'li hemşerilerimizi hem dışarıdan gelecek tüm katılımcılar Türkiye'nin 80 ilinden gelecek herkesi buraya Siirt'imizin, güzel Siirt'imizin açılışına bekliyoruz inşallah. Gelip burada Siirt'imizi tanısınlar, bilsinler, görsünler ve en kısa zamanda da mutlaka bunu gördükten sonra da ilimizi ziyarete geleceklerinden eminim. Buradan herkesi davet ediyoruz. Şimdi çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Diyarbakır Siirt Vakfı Başkanı Adnan Öktüren yanımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Heyecanlıyız çünkü ilk gündeyiz ve yoğun bir katılım başladı. Sadece Siirtlilerimiz değil, diğer vatandaşlarımıza, diğer illerin vatandaşları da Siirt'i yakından tanımak istiyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sene nasıl buldunuz ilkini? Bir kere bu yıl diğer yıllara nazaran bunu vakıf başkanımızla paylaştım. Çok daha düzenli. Çok daha insanların rahatlıkla bu standları gezebileceği bir düzenek hazırlanmış. Tüm Siirtlerin burada olması çok ayrı bir olgu. Ve Türkiye'ye buradan Siirtler herhalde çok anlamlı bir mesaj da vereceklerdir. Mesajın özü biliyorsunuz Siirt iki dilli bir şehirdir. Hem Kürtler hem Arapların ve özellikle beraberce çok uyumlu bir şekilde yaşadıkları bir şehirdir. Buradan da Türkiye'nin birlik beraberliği için çok anlamlı mesajlar çıkacağını umuyorum. Siirt'imize, vakfımıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Size de çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Yarın resmi açılışı olacak ama şimdiden tüm herkesi davet ediyoruz. Gelemeyenler, yurt dışında olanları da ekranları başından takip etmeyi değil mi? İnşallah. Ben burada bir şey de belirtmek istiyorum. Mesela ben Diyarbakır Siirt Vakfı Başkanıyım.
bu vakfımızın Diyarbakır'da da çok büyük şeyleri var. Çalışmaları var. Bu yıl mesela 6000 kişiye gıda dağıttık. 10.000 kişiye giysi verdik. Bunlar hemşeri dernekleri ve vakıflar açısından bölgenin en ileri gelen, en üst düzeydeki bir çalışmadır. Bunu özellikle hemşerilerimizin bilmesini istiyorum. Böylelikle her yerden de sizinle irtibata geçsinler. Bu yardımlar daha da artsın inşallah. Aynen. Peki. Bekliyoruz. Biz yardım etmeye hazırız. Yardım etmek isteyenlerin de yardımlarını da bekliyoruz. Evet inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ayhan Mergen Bey'e de özellikle teşekkür ediyorum. Böyle bir standı burada açmakla Siirtlerin daha rahat ulaşılmasına da neden olmuştur. Neden çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Siirtler tanıtım günlerindeyiz ve Ali Altuncu Armutlu Siirtler Vakfı Başkanı ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen sizden izlenimlerinizi alalım. 8.'si düzenlenen Siirt evet, tanıtım günlerine. Evet, oldukça katılım güzel. Yani bunu zaten bekliyorduk. Siirtlerin bayağı büyük bir katılımı var. Tabii daha bugün ilk gün ama yarın daha da kalabalık olacağını zannediyorum. Hafta sonuyla birlikte. Hayır, yarın açılış olacak. Bir de cumartesi pazar daha da yoğunlaşacak. Şimdi evet, Armutlu'dan yarın... da gelecek olanlar var tabii, mı? Tabii tabii, Armutlu'dan var, Yalova'dan var, çevre illerden de bir hayli bir Siirtli geleceğini tahmin ediyoruz, ümit ediyoruz. Ama bu organizasyonlar inşallah bundan sonra da devam edecek. Bu Siirt'imizi, ürünlerini, yöremizi tanıtma amaçlı çok güzel bir çalışma içerisindeyiz. Siz Armutlu'da neler yapıyorsunuz? Ne gibi faaliyetleriniz var Siirt Vakfı Armutlu olarak? Biz Siirt Vakfı Armutlu olarak şu anda bizim Siirtli olarak yerleşik 4000 ailenin üstünde. Tabii 4000 ailenin üstünde. Biz bu sene aldığımız rakamlar 10 karşılığı. Yazın bizim nüfusumuz Siirtli olarak 15.000'in üstünde, 20.000'lere bu sene. Türkiye'den yerinden gelip tabii Türkiye'den olanlar. Ve genellikle tabii Siirt'ten çok evet. Gelen Siirtli hemşerilerimiz var. Ve biz oraya artık küçük Siirt diye demeye başladık. Bağ koparmıyorlar yani. Çünkü plakalar hep 56 plaka. Evet. Ondan sonra tabii biz bu Siirtli hemşerilerimizi gördükçe daha mutlu oluyoruz. Hemşerilerimizi orada görmekten de bir hayli mutluyuz. Ben orada işte 2008 senesinde yatırım yapmaya başladım. Orada ben 4 yıldızlı bir otel, termal otel inşa ettim. 500 yataklı, 150 odalı. İlk turizm hareketini biz orada başlattık. Şu anda Armutlu termal bölgesi olarak Marmara'nın en güzel bölgelerinden birisi diyebilirim. Bayağı hala bakirliğini koruyor. Tabii, güzelliğini, tabii. Doğal güzelliğini aynen koruyor. Doğal güzelliği yani 10 kilometre ulaşım da kolay. 10 kilometre sahil bandımızla kaplıca suyumuzla, denizimizle yani bunu şöyle diyebilirim. Mayıs'ta başlayıp biz bunu Ekim sonuna kadar yazlıkçılarla götürme şansımız var. Uzadı biraz. Tabii tabii biraz uzadı, değil evet, bayağı uzadı. Kışında bizim termal misafirlerimiz var. Hem evi olan orada yerleşik olarak ikamet etmekte. Aynı zamanda da şu anda bizim yaptığımız otelde de bir termal müşterisi alıyoruz. Ama tabii bunu genelde kışın İstanbul'a yakın bölgelerden alıyoruz. Ama yazın en büyük Armutlu'nun misafirleri Siirtler. Evet, şahane. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz mesajınız var mı efendim? Bütün Siirtli hemşerilerine selam olsun. Sağ olun, eksik olun. Bütün Siirtlerimizi de Armutlu'ya bundan sonra daha doğru bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok. Kanal 56 ekranlarına hoş geldiniz diyelim. Yine Siirt tanıtım günlerinde çok kıymetli bir isim yanımda. Biraz sohbet edeceğiz kendisiyle. Amerikan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Muhammed Fadıl Geylani. Efendim hem Siirt'imizi hem Siirt tanıtım günleriyle beraber tabii özel çalışmalarını soracağım kendisine. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siirt'imizden İstanbul'da hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi, hocam çok özel çalışmalar yapıyorsunuz. Bir kere dünyada 400 şehir ve kayıp eserlerin gün yüzüne çıkması noktasında da etkin bir çalışmanız var. Bu yolculuğu böyle kısaca hem Siirtlerimize hem kültür, sanat ve tarihi açıdan, kültür tarihimiz açısından tarih severleri ve dünya insanlarına dilerseniz bir anlatalım kısaca. Şimdi efendim Siirt'imizin Kanal 56 müdürümüz Sayın Ayhan Bey kardeşimiz ve sizin ve bütün çalışanlara önce teşekkür ederim. Teşekkür. Bu fırsatı verdiğiniz için hayatım 1977'nin sonlarında yurt dışına giderek orada Geylani Hazretlerine ait olan
gün yüzüne çıkmayıp da depolarda veyahut da bodrumlarda saklı kalan eserlerin arkasına orada başladı düşmeye. Medine Münevvere'deki Arif Hükümet Kütüphanesi'ndeki beyanatlardaki illerde gördük ki Geylani'ye ait 100'den fazla eser olduğunu. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri 91 yıl ve bütün ömrü ilim ve ilim hizmetiyle geçmiştir ve ilim neşriyle geçmiştir. Ve kendisi tabi kaleme alıp yazmamış, sürekli 40 tane katip onun dersini yazmışlar. Ve şu anda bulduğumuz tabi onun eserlerin 32 tane ve tespit ettiğimiz de tabi 100'den fazla ama 48 eser. Orijinal eserler, el yazma eserler. Şimdi bazı eserlerin mesela 19 tane orijinali dünyada buldu. Bazılarında mesela tek nuskası var, bazıların mesela 10 nuskası var. Bu şekilde Geylani Hazretleri'nin eserlerini yaklaşık 45 yıldır bu davayı yürütüyoruz. Ömrünüzü vakfettiniz bu duruma. Vakfettik, evet. Talebelik esnasında da bu işi bırakmadım. Yazın mesela gidiyordum bazı ülkelerde. Çalışma esnasında da ve hala da, çünkü dünya kütüphaneleri henüz daha %100 tasdik edilmedi. Şu ana kadar bütün dünyadaki kütüphaneler şu ana kadar %65 ile 70 arası tasnif edilmiş. Geri kısmı 32 veyahut da 30 daha tasnif edilmemiş. 30 demek de milyonlarca kitap veyahut da evrak demek. Kesinlikle. Onun için yavaş yavaş tasnif edildikçe eserler gün yüzüne çıkıyor. Tasnif edildikçe eserler gün yüzüne. Biz de tabii onları takip ederiz. Bazı ülkelerde mesela belki 100 defa gitmiş, bazı ülkelerde 10 defa, bazı Avrupa'da en azından 40-50 seferim var. Bunlar farklı dillerde de çevirileriniz ve bu el yazmalarının ve okumalarından sonraki projeleri tamamen farklı dillerde de o kişilerin, dünya insanının okuması noktasında değil mi hocam? Şimdi Geylani tefsiri malum dünyada ilk defa, evet. 6 cilt olarak biz onun 6 tane orijinal nuskası, hepsi aynı, hiç aralarında bir fark olmamaksızın onları biz elhamdülillah Arapça olarak orijinal baskı, hasta Arapça baskı yaptığımız zamanda da Kahire Kitap Fuarı'na, o zaman 2007 idi ilk defa Kahire Kitap Fuarı'na, o Geylani tefsiri dünyada en iyi ve güzel basılan tefsir unvanını aldı. Evet, Kahire Kitap Fuarı'nda, hatta Mısır Kültür Turizm Bakanlığı nezdinde de onaylandı. Sonraki hedeflerde, bundan sonraki inşallah programlarınızda neler var ve Siirt'le olan bağınızı biliyoruz ve daimi oradaydınızla neler planlıyorsunuz, onlardan da kısaca bahsederseniz mutlu oluruz. Şimdi tabii bu meyanda dünyadaki araştırmalar neticesinde bizim Siirt'imiz gerçekten tarihiyle ve diğer yönleriyle, sanat yönüyle, tarihi yönleriyle, mesela Siirt'te bazı şeyler dünyada emsali olmayan, mesela Siirt Battaniyesi emsali yok, mesela Siirt Bıtımları mesela emsali yok. Şu anda Siirt fıstığı meydana çıktı. Gerçi fıstık bir sürü ülkelerde var, fakat Siirt'in ki biraz daha diri, biraz daha canlı duruyor. Yani Siirt'te tabi sanayiye, çünkü bakır menbaı orada. Evet, yani kalkınmaya yönelik sanayiye önem vermek lazım. Ben bunu tabi 7-8 yıl önce o zamanki Vali Bey'e söyledim. Siirt'e sanayiye yönelik bir kalkınma projesi yapılması lazım ki. Evet. Çünkü hakikaten Siirtler yani çalışkandırlar. Evet, evet. Tarihlerden beri yani İpek Yolu üzerindeki, hatta Osmanlılar döneminde Siirt'te, o dönemde işte darphane diyoruz. Siirt'te hala darphane mevcut yani. Evet. Ayhan Bey yeri bilir. Osmanlılar bir dönemde orada, Yavuz Selim döneminde olması lazım ki Yavuz Selim bizim Teylan, ben Teylanlıyım, Kurtalan Teylan köyünden, Teylan'a da gelmiş rivayeti var. Veyahut da işte gelmiş 3 gün kalmış, sonra İran seferine çıkmış. O günkü 14. ceddimiz olan Seyyid Hasan Geylani Hazretlerine dua almış. Bir rivayete göre de mektup, yazı göndermiş, dua talebinde bulunmuş. Onun için ben tabii daha bu Siirt'imize şu andaki valiyle bir iki sefer dedim, randevu verilmedi. Yani neyse meşgul falan. Siirt için düşündüğüm yani önce bir sanayi. Bir de Siirt ezelden beri bir kültür, ilim kültür merkezidir. O ilim kültür merkezini canlandırıp
Siirt'e layık olan şekilde dünyayı oraya celbetmek lazım. Çünkü bugünkü Anadolu veyahut da Batı'ya doğru yönelen bugünkü ilimlerin %85'i Siirt'e çıkmış. Evet, Siirt'ten Anadolu'ya ve Batı'ya doğru yayılmış. Tekrar inşallah dileriz en kısa zamanda bu temennilerle güzel bir şekilde tekrar bu vesile olmuş olur. Bir diyelim. De şunu söyleyeyim, şunu şimdi Siirt'te tabi dört mevsim yaşanan dünyadaki yani nadir şehirlerden birisidir. Evet. Kurtalan o arka kısmı mesela kışın hayvancılığa çok elverişli. Milyonlarca hayvan olur. Evet. Yani ben Vali Bey'e de söyledim o zaman, eski vali. Dedim ki Yeni Zelanda, Avustralya usulü gibi burada hayvancılık yaparsa hocam dedi nereye satacağız? Ya dedim Körfez ülkeleri yılda 62 milyon küçükbaş, orada büyükbaş hayvan yemiyorlar. Evet. Yılda 62 milyon baş hayvan getiriyorlar Yeni Zelanda ve Avustralya'da. Biz bu tabi bölgeyi şimdi yazın o Eruh, Bervari o arka taraftaki dağlarda devletin kontrolünde böyle milyonlarca her hayvan. Tabi her şey yapılır. İnşallah. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun.
Türkçesiyle, Arapçasıyla, Kürdüyle, Arapçasıyla, Arabiyle. Şimdi üç ayak yapacağız. Herkesi bekliyoruz. Gelin grani yapalım. Yalova Vakfı Başkanı Sayın Cengiz Özçek var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Siirt Vakfı'nın organize etmiş olduğu standlarda dolu bu güzel günlerde neler gördünüz? Nasıl gördünüz? Biz zaten bu Siirt Tanıtım Günleri'ne bir aydan önce haberimiz vardı. Biz ona göre Yalova'da hazırlıklarımızı yaptık. Yalova Belediye Başkan Vekili Sayın Mustafa Tutuk bize iki tane otobüs ayarladı. Biz de iki otobüs geldik. Bir bayanlara ait bir otobüs, bir de erkeklere ait. Toplam 90 kişiye yakın geldik. Yani Siirt'in birlikteliğini, beraberliğini göstermek için biz de katta bulmaya çalıştık. Çok güzel geçiyor. Yarın burada mısınız? Yani yarın 4 gün boyunca de, burada mısınız? Ben buradayım. Başkan ve başkan hepsi Hilmi dedeyle beraber. Diğer gelen misafirler iki otobüs dönecekler. Tabii onlar dönecekler. Evet. Biz yarın Yalova'da neler yapıyorsunuz? Yalova'da biz vakıf çalışmaları nasıl gidiyor? Biz 8 aydan beri vakfı aldık. Bizim ilk önce iyilik yapmak, yani yaralara merhem olmaya çalıştık. İhtiyaç sahiplerini evlilerinde tespit ettik. Yani kim bize başvurduysa gidip baktık. İçimize sinerse TC'sini soruşturup ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştık. Yani koli babında maddi yardım, fatura, tüp, yani her türlü şey yardımcı oluyoruz. Ev eşyaları, buzdolabı, çamaşır makinesi. Ya inandığımız her şeye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir de bizim bir şeyimiz var. Kim bize yardım ederse biz bunun açıklamıyoruz. Kendi aramızda yani deşifre etmiyoruz. Kimse nefsi devreye girmesin. Yani herkes her şeyi Allah için yapsın. Vakıf yönetimi kaç kişiler oluşuyor? Şu an biz 20 kişiyiz. Başkan. 10 asil, 10 yedek olarak. 4 tane başkan yardımcımız var. Bir de 16 tane de yöneticimiz var. Yani, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Size de başarılar dilerim. Bu arada ben Ayhan abiye çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi devamlı kanalında, gazetesinde gündeme getiriyor. Çok teşekkür ederim.